Değerli öğrenciler, geçen dersimizde Magnoliophyta divizyosu, Magnoliopsida sınıfı, Magnolide alt sınıfına ait Magnoniales, Laurales, Piperales, Nymphaeales, Ranunculales ve Papaverales ordolarına ait bazı familya, cins ve tür özelliklerini incelemiştik. Bu dersimizde Magnoliopsida sınıfının içerisinde yer alan diğer alt sınıflardan olan Hamamelide ve Karyophyllidae alt sınıflarına ait bazı ordo, familia, cins ve türlerin özelliklerini inceleyeceğiz. Magnoliopsida sınıfının diğer alt sınıflarından bir tanesi de Hamamelide alt sınıfıdır. Hamamelide alt sınıfı odunlu ve otsu bitkilerden oluşur. Hamamelide alt sınıfı 11 ordo, 24 familia, 3400 kadar tür içerir. Türlerin çoğu Urticales ve Fagales ordolarına dahildir. Bu ders içerisinde Hamamelidales, Urticales, Juglandales ve Fagales olmak üzere 4 farklı ordo ve bunlara ait familia, cins ve türlerin özelliklerine bakacağız. Birinci ordo Hamamelidales. Hamamelidales ordosundan en çok bilinen familyalardan bir tanesi Platanaceae, çınargiller familyasıdır. Cins sayısı 1, tür sayısı 10 kadar olan familyadır. Balkanlar ve Akdeniz bölgesinde bulunan Platanus orientalis ve Himalaya dağlarında bulunan Platanus kerri hariç diğer türlerin hepsi Kuzey Amerika'da bulunmaktadır. Büyük ağaçlardır. Bu ağaçları çevremizde bol miktarda görmektesiniz. Özellikle kampüsümüzü çevreleyen yol boyunca yol kenarlarına dizilmiş olan büyük boylu ağaçlar Platanus orientalislerdir. Platanus orientalisler aynı zamanda anıtsal ağaç niteliğini de taşımaktadırlar. Malatya ili içerisinde Pütürge ilçesinde orman içi Titrin olarak bilinen bölge içerisinde anıtsal nitelikte bir Platanus orientalis ağacı bulunmakta. Bu ağacın yol kenarındaki görüntüsü. Platanaceae familyasında çiçekler tek eşeğli ve aynı ağaçta bulunur. Yani bitki monoiktir. Hem dişi hem de erkek çiçekler uzun saplı, küresel çiçek durumları şeklinde toplanmıştır. Çiçekler diklindir. Biz monoklin çiçeklerin çiçek formülünü yazmayı görmüştük. Fakat diklin çiçeklerin çiçek formülü aşağıdaki gibi yazılmakta. Diklin çiçeklerde stamenlerin olduğu çiçekler ve karpellerin olduğu çiçekler ayrı ayrı çiçeklerde olduğu için biz çiçek formüllerine başlarken diklin çiçeklerde staminat ve karpellat olarak başlıyoruz. Staminat çiçekler radyal, sepal 3-7, petal 3-7, andrekium 3-7. Bakın bu da size familyanın özellikleriyle ilgili bir fikir veriyor. Ginekium 0. Çünkü bu bir erkek çiçek. Dişi çiçekler ise karpellat, radyal simetrili, sepal 3-7, petal 0. Dişi çiçeklerde petal bulunmamakta. Andrekium tabii ki bulunmamakta. Ginekium 5 ve 9 karpelden meydana gelip üst durumlu meyve şekli aken. Platanus türleri süs bitkisi olarak çok fazla kullanılmaktadır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinin nemli dere ve akarsu boylarında Doğu çınarı olarak bilinen Platanus orientalis bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde Platanus orientalis'in bir yaprağını görmektesiniz. Bu resim bize Kanada bayrağını çağrıştırmaktadır. Ancak Kanada bayrağında kullanılan bitki Platanus cinsine ait değil, Acer cinsine ait olan Acer platanoides'tir. Aşağıdaki resimde Platanaceae familyasının çiçek özelliklerinde bahsettiğim dişi ve erkek küresel çiçekler. Sol tarafta dişi küresel çiçekler, sağ tarafta ise erkek küresel çiçekleri ağacın dallarının farklı bölgesinde
görmektesiniz. Aşağıdaki resimde ise platanusun dişi çiçeğinin olgunlaşma aşamaları görülmekte. Yeşil olarak başlayan dişi çiçek durumları tozlaşmadan sonra kurumaya başlayıp olgunlaşıp kahverengi bir görünüm alıyor. Daha sonra dişi çiçeklerdeki ovaryumlar gelişerek yanda görmüş olduğunuz aken tipi meyveleri meydana getiriyor. Aken tipi meyveler olgunlaşmadan sonra çiçek ekseninden dağılarak etrafa yayılıyor. Sizlere daha önce Platanus orientalis ve Platanus kerri hariç diğer türlerinin Kuzey Amerika'da bulunduğundan bahsetmiştim. Himalayalarda bulunan Platanus kerri'nin British Museum'da Vietnam'dan toplanmış tip örneğini görmektesiniz. Yaprağına baktığınızda bu bitkinin farklı bir cins olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak çiçek durumlarına baktığınız zaman dişi çiçekleri küresel ve aken tipinde meyveler oluşturmakta. Hamamelidales ordosunun bir diğer familyası Hamamelidase, güvercin ağacı giller olarak da bilinmektedir. Cins sayısı 23, tür sayısı 100 kadar olan bir familyadır. Yaprak döken ya da herdem yeşil ağaç ve çalılardan oluşmaktadır. Sepalleri 4-5, birleşik, korolla 4-5 ve serbest petallidir. Ancak liquidambarda petaller yoktur. Çiçek formüllerine baktığınız zaman radyal simetrili sepal 4-5, petal 4-5 veya petal yok. Andrekium 4 veya çok sayıda, ginekium 2, alt durumlu ve kapsül. Hamamelidase familyasından en çok bilinen tür sığla ağacı ya da günlük ağacı olarak da bilinen Liquidambar orientalis'tir. Familyanın ülkemizde yetişen tek türüdür. Marmaris ve Köyceğiz'de bulunan paleoendemik relik bir türdür. Yani eski çağlarda Avrupa'da yaygın iken günümüzde sadece Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde kalıntı halinde kalmış bir bitkidir. Avrupa'da fosilleri bulunan bu bitki günümüzde Avrupa'da yaşamamaktadır. Ancak en son yapılan çalışmalarda Liquidambar orientalis'in Rodos adasında da olduğu bilindiğinden bitki ülkesel çapta olmamakla beraber bölgesel çapta endemik bir bitki olarak değerlendirilmektedir. Liquidambar orientalis çınara benzer ancak yaprakları palmant loblu, lob sayısı biraz daha azdır. Erkek çiçekler salkım, dişi çiçekler küresel durumda toplanmışlardır. Günlük ağacından elde edilen zank, tıp ve eczacılıkta kullanılmaktadır. Liquidambar'a ait bir görüntüyü resimde görmektesiniz. Yaprak parçalanması palmat olup parçalanma sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tanedir. Yapraktaki ikinci derece parçalanma çınardakine göre daha azdır. Yaprak kenarları biraz daha düz olduğunu görüyorsunuz. Yaprakları çınara göre biraz daha küçüktür. Meyvesi kapsüldür. Aşağıda dişi çiçeklerden meydana gelmiş kapsül tip de meyvelerden oluşan bir çiçek durumunu görmektesiniz. Meyve olgunlaştıktan sonra odumsu bir doku kazanıyor. Burada görmüş olduğunuz porlarla kapsül açılıyor ve porların içerisindeki tohumlar etrafa dağılıyor. Meyve Platanus'ta olduğu gibi çiçek ekseninden koparak dağılmıyor. Liquidambar orientalis bitkisine ait iki tane videoyu 14. hafta ders sunularınız içerisine yerleştirdim. Bu videoları seyretmenizi öneriyorum.